Güzel canlar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Aşkı niyazlarımı sunuyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. İnşirah noktasında anlatılan hikayeyi bir bahsedelim. Hazreti Peygamber'in çocukken veya da miraç, miraç sürecinde gelen bir nokta olarak ifade edilir. Biliyorsunuz çocukken meleklerin gelip peygamberin sadrını, göğsünü açtıklarını yıkayıp temizleyip yerine koydukları noktasında bir bilgi var. Yine Miraç noktasında Cebrail tarafından Hazreti Peygamber'in göğsü yarılıyor, kalbi çıkarılıyor. Zemzem suyla yıkandıktan sonra ilim ve hikmetle doldurularak tekrar yerine konuluyor. Şimdi şeriat ehlinin bakış açısı hep zahirsel bir bakış açısı. Peki bunun batini anlamı ne? Bu noktada aslında peygamberin manevi noktasında ilim ve hikmetle yücelmesi, zenginleşmesi noktasına geliyor. En büyük sıkıntı ne biliyor musunuz güzel canlar? Nefse emmarenin kötü alma arzusunda kalıp o yükü taşımak aslında inşirah bu yükü kaldırmanın suresi. Ve hepinize de tavsiyem her gün dinlemenizi isterim ama dinlerken de manevi noktayla dinlemenin son derece önemli. Öncelikle inşirah kelimesinin bir kelime köküne bakalım. Şın, ra ve ha kökünden gelip gönül hoşluğu, ferahlık, mutlu olmak, mesrur olup rahata ulaşmak hafiflemek anlamına geliyor. Şahara kelimesi ise açtı anlamına geliyor. Şimdi bir insanın gönül hoşluğuna gelmesi ne demek? Hak ile hak olanlar gönüş, gönül hoşluğu içerisinde. Hak ile hak olanların yükü hafiflemiştir. Hak ile hak olanlar mutlu olmuştur. Peki şahara kelimesindeki açtı kelimesinin manası ne? Eğer ki kalbimizi, gönlümüzü hakka açarsak farklı bir şey meydana gelecek ama gönlümüzü nefse mariye açarsak farklı bir şey olacak. Nefse mariye gönlünü açanların gönlü kin, kibir, buz, haset, kıskançlık, kötü duygu ve düşüncelerle dolacak. Ama hakka açan kişinin gönlü hakkın güzellikleriyle dolacak. İnşirah insanın neyse emarenin kötü alma arzusundan kurtulup rahatlaması, gönül hoşnutluğuna ulaşıp bütün şekten, şüpheden, yumandan, kötü duygu ve düşüncelerden aranıp manevi şuura yükselmesi anlamına gelir güzel canlar. Bu nokta itibariyle biz inşirah süresini okuduğumuz zaman zahirinin algısıyla değil hak eğilinin algısıyla anlayıp dinlememiz gerekiyor. Yani inşirah süresini dinlediğiniz zaman gönlünüzü kime açacağınızı o gönüle neler doldurmanız noktasında bir haksal şuurla bakış açısının olması lazım. Hakkı isteyenin gönül kapısını açık edip hak ile ol, birlikte olma arzusunu en üstün noktaya getirmek. Aslında Cenab-ı Hakk'a ibadet etmekten maksat bu arzuyu dile getirmek. Biz ona ulaşmak, onunla olmak, onun hakikatiyle ve gerçekliğiyle buluşma noktasında arzumuzu ve isteğimizi ne kadar artırırsak bu bize müthiş bir şekilde güzellikle dönüyor. Ne yapıyor? Kapı açıyor. Demek ki Rabbül Erbab'ın telbiyesiyle açılan kapı Rabbül Erbab'ın bütün sırlarını açığa çıkaracak. Kalbin gönlünün açılması olarak ifade edilen şey Hazreti Muhammed'in idrak noktasının vahiy ile artırılması Haksal boyuta getirilmesi olarak ifade ediliyor. Bu kelimeler bir insanın zihin açıklığını, manevi alemde yücelmesini ifade etmekte. Peki burası sadece Hz. Muhammed'e ait mi? Yoksa bütün insanlar inşirah süresine ulaşabilirler mi? Güzel canlar, peygamberler bir örnek. Hazreti Peygamber'de ne varsa sizde de o var. Hazreti Peygamber nasıl bu süreye muvaffak olmuş ise hepimiz bu süreye muvaffak olabiliriz. Bu süreleri okuduğunuz zaman sadece peygamberler için geldiğini zannettiğiniz an o zaman peygamberi bir irşat edici olarak değil sadece ulvi noktada yüce bir yere koymuş olursunuz. Yüce mi? Yüce. Ulu mu? Ulu. Yücelmiş olanın yüceliyle yücelebilmek için inşirah denilen o gönlü bizim de açmamız lazım. O istidat bizde var mı? O istidat hepimizde var. Yeter ki arzu olsun, istek olsun, doğru bir çalışma, güzel bir yaklaşım olsun. İşte bizim gönlümüz de Cebrail tarafından çıkarılır, yıkanır, içine ilim, irfan, hikmet nuru doldurulur güzel canlar. Hz. Muhammed'in kül akla ulaşıp Hakk'a bütün manevi kapıları açmasını ifade eder. Şimdi bu noktada Kur'anlar elinde olanlar Zümmer suresinin 22. ayetine bir baksınlar güzel canlar. Allah kimin gönlünü İslam'a açmışsa o Rabbinden gelen bir aydınlık içinde olmaz mı? Allah'ı anıp zikretme konusunda gönülleri, kalpleri katılaşmış olanlara çok yazık. Onlar apaçık bir sapkınlık içerisindedir. Gönlü katı olmak demek gönlünü hakka kapatmak demektir güzel canlar. Bakın dikkat edin gönlü hakka açık olan anmasını, zikrini, yalvarışını, yakarışını. Yalvarma ne? Seninle bağ kurmak istiyorum. Yakarış ne? Seninle olmak istiyorum. İsteğim ne? Sensin. İşte bu nokta itibariyle gönlünde hakkın sevgisini yeşerten kişi inşirah süresine kesinlikle muvaffak olacak. Çok dikkatinizi çeksin. Allah kimin gönlünü İslam'a açmışsa İslam'a onun için Allah katında din İslam'dır demesinin sebebi bu. İslam'a açılan kapı aydınlık. İslam demek tam bir teslimiyetle cümle varlıklarla barış içerisinde aklı selim ile hareket eden insan demek. Bununla hareket eden insan da esenliğe ulaşır. Esenliğe ulaşan insan da refah bulur, huzur bulur, mutlu olur. Gönül genişliği içerisinde olur güzel canlar. Gönlünü açtı demek, gönlünü hakk'a, onun hakikat ve genç, gerçekliğine açmak demektir. Yine Enam suresinin 25. ayetinde Allah, hidayetini dilediği kimsenin göğsünü İslam için açar. Bu ayetler okuduğumuz İnşirah suresiyle çok ilintili güzel canlar. Gönlünü açmak demek aklımı aklı maaştan kurtarıp aklı kül seviyesine çıkarıyorum demek. Bakın peygamberin göğsünü çıkaran Cebrail mi? Zemzem suyuyla yıka yıkayan Cebrail mi? Zemzem denilince de Mekke'deki Zemzem suyu anlaşılmasın güzel canlar. Bu Zemzem gönlü yıkayacak olan Zemzem suyu. Dışarıdaki bütün sular zahiri temizleme noktasında eyvallah. Ama batın temizliğindeki Zemzem irfan suyudur güzel canlar. Aklın kül akıl seviyesine gelmesi demek kişinin gönlü inşirah buldu demektir. Bu süre bir insanın alabileceği manevi seviyedeki ilmini, irfanını, hikmetini anlatmaktadır. Bu insanın bu insanı kamil noktaya ulaşma noktasında en üst derecede müşahede seviyesini o kutsal olanı keşfetmesini anlatmaktadır. Çünkü kişi ancak kül akılla Cenab-ı Hakk'ın bütün hazinelerine, bütün ilmine, bütün hikmetine muvaffak olur. Açık, açıp genişletmedik mi göğsünü demek, haksal irşada mazhar olanın haksal şuura, kül akla ulaşması demektir. Kalp bir şeyin içini dışına çıkarmak, altını üstüne getirmek, bir şeyi başka bir şeyle değiştirmek demek. Göğsünü genişletmek demek, içi dışa açık hale getirmek demek. Özün, hakikatin, gerçekliğin dışa çıkmasına inşirah deniliyor güzel canlar. Peki hakikat bizde mi? Gerçeklik bizde mi? Bizde. O zaman bizim bizdeki hakikati, bizim bizdeki gerçekliği ortaya çıkarmamıza inçrah denilmektedir. Dikkat edin. Kalp bir şeyin içini dışarı, dışarısına çıkarmak. Bedeniniz zahir. Peki bedenin içi ne? Nur, sır, hakikat, gerçeklik kalp noktasının açılması demek şuurun idrakın açılıp Cenab-ı Hakk'a ait her şeyin ifşa edilmesi, ortaya çıkarılması, meydana serilmesi demek. Kalp noktası bilgi ve düşüncenin kaynağıdır. Zahiri olanlar için kan dolaşımını sağlayan organ olan kalp sizler için düşüncenin Dikkat edin burası çok önemli. Bilginin ortaya çıktığı yer. Siz zahir ulemanın anlatımıyla siz zahiri bakış açısından çıkmamız, çıkmanız gerekiyor. Neden? İşte bu Kur'an sürelerinin açmamızın sebebi bu. Çünkü siz haksal şuur boyutuna ulaşma noktasında ikrar verip yola girenlersiniz. Eğer ki dışarıdaki gibi düşünürseniz, Hiçbir gelişme olmaz. Yani aslında Kur'an'ın sureleri kimi anlatıyor? Bir insan-ı kamilin mertebelerini anlatıyor. Kur'an okunulacak kitaptı. Peki bir insır, insanın göğsü açılıp içindeki sırlar meydana çıkıp okumaya başladığı an kitabını okuma, okumuş olmayacak mı? İşte haksal irşatta olanlar kendi kitabını okuma noktasında Kur'an'ı doğru bir yaklaşımla haksal bir yaklaşımla öğrenmeli. Zahir ulemanın anlatımı dile getirmesiyle asla öğrenmemeli. Zahirdağ'da, zahirdeki adam hep hikayelerle, mitlerle, mitolojilerle anlatır. Ama hakikat eğili mitolojilerle veya da hikayelerle anlatmaz. O hikayenin hakikatini bilir. Bu nokta itibariyle Cenab-ı Hak hepimize gönül açıklığı, gönül genişliği vererek huzura, esenliğe, mutluluğa ulaşmayı nasip etsin güzel canlar.